Kitabul Mudarabe. Şirketlerden mudarabe, müsakat ve Muzara'a farklı işlenir. Bu şu yaptığımız şemada mahalli hem mal hem emek olanlar. Ama az önce dedi ki mahalli mal ve emek mal ve emek olanlar doğru. Alet edevat olanlarla emek caiz değil dedik. Hatırlarsanız. Aslında müsakat ve müzaraa Alet, emek ortaklığıdır. Bu yönden düşünürseniz, belki yeni bir şey geliştirebilirsiniz. Alet, emek ortaklığı. Mudarebe, alet emek ortaklığı değil. Evet. Sermaye, emek ortaklığıdır. Neredeki fark bu? Biz alet emek ortaklığına caiz değil zaten. Burada, değil mi? Tabii, onu dedi, caiz değil dedi. Hocam şu zekat meselesi şirket inanla alakalı mı? Şirket muhafaza ile bir, bir dakika onu unutma. Hanefiler aleti ikiye ayırmışlar anlaşılan. Bir, menkul olup zamanla eskiyen ve ölen o şeyler, Alet. aletler. Birisi de hiç eskimeyen, akar. Bunlardaki şirketi caiz görmüşler. Müzara'a ve müsakat. Öbürünü fasit görmüşlerdir. Bu incelikleri düşünerek çok güzel bir çalışma yapılabilir. Geçmişte yaptığımız o çalışmayı yapmamış, batıl sayalım onu. Birisi çalışacaksa bir kafa yorsun. Ama önce bir seminer alalım. Bakalım olabiliyor mu diye sonra. nasıl muamelatı hepsini birden düşüneceksiniz. Birinin ilkelerine göz dikip öbünü unuttuğun zaman yanlış değerlendirmeler olur. Hepsini beraber düşünerek bir şey geliştirebilirsiniz. Bir ne diyelim alet ortak, alet emek ortaklığı sistemi. Kitab-ı Mudarabe. Hocam Neydi? Bir daha söyle. Bu zekat meselesi sadece inanç şirketinde mi? da bu şekilde. Onda da aynı. Sanki orada hocam ortak oldukları için birbirlerine Ha birbirine yok. kefil oldukları için mi? Ha. ha. onu bir düşünelim. Ama onda da yine izin vermesi gerekir. Öyle mi? Evet. izin vermesi gerekir. İzin vermesi gerekir. Kitabul Mudarabe. Mudarabe kelimesi ad-darbu fil ardiden gelir. Ad-darbu fil ard yol tepmek. Ticaret yapacağım diye diyar diyar gezmesinden dolayı el-mudarabe denilir şuna. Ve izâ darabtum fil erdi zaten Arapça'da yol gitmek demektir. Peki harfi cersiz kullanırsan darabahu darabahu dövmek harfi cersiz olursan darabalehu olursan bir, birinin, birinin hatırına birini dövmek Evet. <laughs> Darabe lehu. Darabe fihi. Ha. <laughs> de, göğe, Darabe fihi. Götürmek. Darabe fihi. Geçmişte de ayeti kerimeden utandıkları için ayetten utandıkları için bizim şeyler, kompleksler vadri bu nasıl tarif ettiler? Nasıl anlatmışlar? Bab Babasının evine götür. Bir insan bu kadar belamlık yapar yani. Bu kadar. Allah'ın ayetlerini bu kadar satar. Aynı adam televizyonda ben seyrettim. Dedi ki ayetin başındaki nuşu zina demektir dedi. Şimdi buna göre çözüyorum bakın. Bir adam karısı zina ediyorsa önce nasihat edecek. Yapma etme diyecek. <laughs> Mantıksızlığa bakıyor musun? Yani bir insan bir insan Allah ne hale sokuyor bakın. Yine devam ederse karısı yatağını ayıracak yine devam ederse babasının evine götürecek. Gayra mübarrihin incitmeden götürecek. <laughs> Ve subhanallah. Yani birlene yaranacağız diye Allah'ın ayetlerini sattılar böyle. Geçelim. Kitabul Mudarab. <laughs> El Mudaribu Şerikun Şeriku Rabbil Mali Fil Ribhi Mudarib sermaye sahibinin karda ortağıdır. Bakınız karda dedi. Sermayede değil. Sermayesi nedir? Sumali sumani darbu fil ardı. Bunun sermayesi yol tepmektir. Ticaret için gezmektir. Fayda sulli merasul mali ileyhi ve mal kendisine teslim edildiği zaman sermaye fehu emanetun elinde emanettir. Önce emanettir. Önce emanet. Fayda tasarrafa fihi fehu vekilun. Bu sermayeyle tasarruf yaptı mı vekil olur sermaye vekili olur. Fayda rabiha kar sağladığı zaman sonra şeriken ortak olur. Bak önce emin. Sonra vekil, sonra şerik. Fe in şurita mudaribi eğer karın tamamı mudaribe şart edilirse fe huve bu şirket değil borç vermedir. Ve in şurita li mali bütün kar sermaye sahibine ait denirse fehuve bidaatın şuraya Bir bidaadır. Öyleyse beş öyleyse beş kelimeyi bileceğiz. Önce emin, sonra vekil, sonra şerik, sonra şey kars. borç almış olur, mudari borç almış olur. En sonunda da parasını çalıştırmak üzere birine emanet etmiş olur. Evet. Ne? E idalem emin fakat kar, kar kazandıysa ortak olur. Kar kazanmadan önce emindir. Vekildir, emindir. Vekildir, emindir. Vekildir, emindir. Vekil önce aynı zamanda emin olur zaten. Eminlik, eminlik vekaletin içinde vardır zaten. Yani faydası ne Onun adına tasarrufta bulunuyor. faydası ona. Bir daha söyleyelim. Sermayeyi verdi. Bu adam sermayeyi şuna verdi. Sermaye bunda emanet. Bu emin. Tasarrufa başladı vekil. Kar ettiği ortak oldu. Kar etmeden önce vekaleti devam ediyor. Olmadı mı? Kafaya yatmadı herhalde. Kar etmeden önce mudarip henüz vekildir. Kara geçtikten sonra ortak olur. Zaten kâra ortaktır bu. Kâr ve kar tamamen mübaribe aittir denirse bu borç almış kabul edilir. Kâr ve sermaye olduğu gibi sermaye sahibinin denirse yine emanet ve vekil olarak devam eder. Zarar yok. Hangisine zarar? Bir Şirket olunca mı? Karakter beş bir tane bir merhale söylendi. Hangisi? Yok hocam şimdi bunlar kar ve zararda ortak verdi. Tasarrufta bulundu. Zararda ortak diye bir şey yok. Karda ortak. Yok. Tamam da adam evet. sermaye sermayeydi. girdi ticarete ama zarar etti. Zarar ettiyse sermaye sahibi malını kaybetti. Bu adam emeğini kaybetti. Tamam. Yani ortak olmuş oldu zarar. Öyleyse bir maldaki bir zarar ortak yok. yok. Yani. Tamam. A Geçtik. O zarar nereden Hangisi şu zarar gelmiş, Bu bu zarar mal sahibinden gider. Bu emeğini kaybetmiştir. Olmadı. O hocam zarar, zarar yine sahibinden gider. Çünkü e, bu e, tabii e, vekil vekil zarar çekmez çünkü. Tabi yani tabii kasıt yok. Kasıt ordu diyecek onu. Katılım bankalarında kar zarar ortaklığında tam tamına mudarabedir o. Ee, ama hocam kendisine zarar, etmiş olsa banka ona şey yapmıyor mu? Ödemiyor ne? Mu zarar? zarar ettiği zaman işte Konya'da 90 tane anonim şirket vardı. Top atanlar oldu. Sermaye sahipler bir şey üstüne bir bardak su içtiler. Yani Mesela, ama Bak, ama benim için kararla da şu var hocam. Yani e, banka kendisi olmamış olsa bile Merkez Bankası belli bir meblağa kadar bunu tazmin ediyor diye biliyorum. O zaman devlet buna kefildir demektir. Ha, yani Öyle ya tabi. Hocam katılım bankalarında şey yapıyorlar yani birçok çeşit şirketin şu da zarar oranı azalsın diye. Hani bir yerde, zarar? Zarar? Hani katılım bankalarında ben sormuşum hocam Burada Şey demiş herhalde hani biz birçok şey şirketimiz var. Yani Şirketlerimizin çeşitliğinden bir yerden zarar yapıyorlar. Mutlaka diğerlerden kar ettik. Evet. Sen e, havuz ortak. Ortak hesap ediyorlar. Havuz Geç... ortak olmazsa bir problem olmuştur. Diye. Yok. Çünkü tepede yine şahıs aynı. Ve ila fesadetil mudarabetu fehiyye icaretun faside. Bak. Mudarabe fasid oldu mu ne oluyor? Fasid ticare hükmü devreye girer. Yani emek verinin ecri misli ödenir. Öbür taraf zararsa zarar, karsa kar almıştır. <Sessizlik> Ve idâ hâlefe sâra gâsiben. mudarip sermaye sahibinin şartlarına uymasa gasip olur. Bakın şimdi neler oldu. Önce emindi, sonra vekil oldu, sonra şerik oldu. Duruma göre bida'a oldu, duruma göre karz, borç alan oldu. Ondan sonra şimdi de gâsib oldu. Öyleyse olay sorulduğu zaman, olayın merhalelerine göre zihnin desen anında yerine yerleştireceksin. Zihnin otomatik çalışacak. Muamelatta zihin hepsini birden göz önüne alarak çalışacak. Hepsini baştan sona hatta zaman zaman ibadetlerden de alıntı yapacak oraya. Hepsi birden düşünülecek. Birini düşünmedin mi orada kalırsın ya da yanlış cevap verirsin. Buna ne diyelim? Bilgisayar nasıl bütün ihtimaller birden değerlendiriyor? Bütün ihtimalleri. Fikrcinin kafası aynı anda bütün ihtimalleri beraber görür. Görmesi olmaz. Kafanızı buna alıştırın. Devam edelim. <Sessizlik> Ve la tefsihu illa an yakuna erribhu beynehuma mushaanan. Kar aralarında müşa olacak. Ne demek? <Sessizlik> Yüzdeli olacak. Nisbi olacak. <Sessizlik> <Sessizlik> Maktu olmayacak. Fein şurita li ahadihima derahima ortaklardan birisine maktub bir para şart koşulsa fesedet el icaratu el mudarabatu ve ribhu li rabbil mali fasit olduğu zaman kar sermaye sahibinindir velil mudaribi ecru mislihi mudarib ecru mislini alır ve iştiratul vadiati alel zararın mudaribe şart edilmesi batılun batıldır. Burada şart batıldır. Akit değil. Ve la budde en yekunel malu musellemen ilel mudarib sermayenin mudaribe mutlaka teslim edilmesi şarttır. Bunun hepsinin içinleri var. Düşünün. Velil mudari en yebi'a. Mudari şunları yapabilir. Satabilir ve yeşteriye satın alabilir. Bin nakdi ve nesiyeti. Peşin veresiye alışveriş yapabilir. Ve yuvekkile. Başkasına vekalet verebilir. Ve yusafira. Yolculuk yapabilir. Ticaret maksatlı. Ve yubdi'a. ben malını bida'a olarak başkasına verebilir. Ve la yudaribu illa bi rabbil mal bu sermayeyi mudharabe ile başka birine veremez. Rabbul mal izin verirse olur. Ev bi kavlihi ya da Rabbul mal i'mal bir re'ike demişse nasıl istiyorsan öyle yap demişse yapabilir. Ve leysa lehu en yeteadda mudarip aşamaz el belede ve sil'ate vel muamile ellezi ayyenehu Rabbul mal sermaye sahibinin belirlediği beldeyi geçemez ticaret malını da geçemez, aşamaz. Muamele yaptığı kişileri de geçemez. Yani sermaye sahibi demişse ki sadece Konya'da çalışacaksın. Taşkentlilerle alışveriş yapmayacaksın demişse mesela. Ya da Kayserililerle. Ondan sonra veya beyaz eşya satacaksın demişse başka şey satamaz. Ve muamile filan filan adamlarla ancak ticaret yapabilirsin diye belirlediyse mudarip bunlara geçemez. Geçerse ne olur? Olursa, <Sessizlik> Sara gaseban ya da fuduliyen. Öyle mi? Ve <Sessizlik> in vakkate leha vakten mudarebe bir vakit koymuşlarsa batalat bimudiyyihi vaktin dolması ile geçmesiyle mudarebe batıl olur. Ve Leyseluhun yüzüvije abdan muzarip bir köleyi evlendiremez şirket malıyla, veya amma bir cariye evlendiremez min malı muzarabı muzarba malından. Bir dakika, bak burada bir incelik var, durun, bakın fark ettiniz mi? Evet. Bunu yazmışız. Kana yani bunlar He. asla mudaraban. Ma mudara yani. mudaraban ise bunu yapamaz. Evet. Tamam. Bunu koymuşuz değil mi? Evet. Kana koymuşuz o da. Kana. Kana Pe Peki. <laughs> ve la yeşteriye ve la yeşteri en yeşteriye tabi. Satın alamaz. Men ya'tiku ala rabbil mali. Bunu bir tercüme edin bakalım. En ya'tiku ala rabbil mali. Bunun mülk edilmesiyle Kül olacak bir bir Şimdi kölelikle akrabalık bir yan yana olmaz. İslam'da bir kaidedir bu. Bir daha söylüyorum. Akrabalıkla kölelik yan yana olmaz. Köle akrabasının mülküne girdiyse anında azat olur. Mesela usul furu böyledir. Birisi babasının mülküne girdi mi köle olarak o anda azat olur. Ya da oğlu neyse babası kendi mülküne girdiyse onda azat olur. Öyleyse mudarip mudarip Rabbul mal aleyhine azat olacak birini satın alamaz. Anlaşıldı? Tekrar edelim. Rab, edelim. Mudarip Rabbul mal aleyhine kendiliğinden azat olacak birini şirket malıyla satın alamaz. Hocam, var. Onu yazılır. Usul furu kesin. Diğerleri de ona göre var. Geçiyorum. Bocam, hadis var değil mi? Var var. Fein faale yani yapacak olursa vaminehu bunu tazmin eder. Bu şu anlama gelir. Mudarabe malına kasten zarar verdi kabul edilir. Taaddidir. Tamam mı? Böyle sonu diyecektir. Ve <laughs> la men ya'tiqu alayhi alal mudaribi. Kendi aleyhine azat olacak binle satın alamaz ama bunun şartı var. İmkana fil mali ribhun sermayede kar varsa niçin bunu kaydı, koydun? Şerik olmuş o zaman şerik ortak oluyor. Kar yoksa alabilir. Vekil Çünkü şirketten gitmiş olmuyor. E, vekildir var. evet. Hangisi? Ne mudarip, ne mudarip kendi aleyhine azat olacak bir köleyi satın alamaz. Ne zaman ama sermaye kar ettiyse. Yani mudarip ortak hale geldiyse, ortak olmadan önce bunu alabiliyor. Bu durumda bu kimin malı sayılıyor? Mudaribin. Daha kar yok. Dolayısıyla azat olmuyor o. Kendisinden azat olurken olmaz mı? Olsa da kendisinden olursa. Şirket Ama kendisini almadı. Şirkete aldı onu. Mudarip henüz de şerik değil. Kar etmemiş. Anlaşıldı mı bu? Olmadı. İzinlenem. Mudarip ortak olursa kendi aleyhine bir köleyi satın alalım. O zaman azat olmuş olur. Ortak olmamışsa olur. yani henüz mudaraba kar etmemişse bunu aldığında azat olmuyor bu. Hocam kendisinden azat olmaz mı yine? Yok. Hocam, mudarip ortak olmamış daha. Ortak olduysa kendiliğinden azat olur. Oldu değil mi? Şimdi geldin. Gelelim. Bu Hayır, hayır. O o anda o şeyin e, neydi? Rabbul malın malıdır. Mudaribi ilgilendirmiyor. Azad olmaz. Ve yas'al abdu kölenin azad olduğu durumlardan köle çalışır. Fi kıymeti nasibi Rabbil mali sermaye sahibinin hissesinin kıymetini ödemek için çalışır. Çalışır. Bunu öder. Felev defa'a ileyhil mal mudarabeten Şimdi başka bir meseleye geçti. Mudarip sermayeyi başkasına mudarabe yoluyla verirse der ki bu sermayeyi bana verdiler. Çalıştırıp karı bölüşecektik. Ben de sana veriyorum. Karı bölüşelim dese. Şimdi Bayağı kesirleri gözünüzün önüne getirin. İbareyi okur okunmaz hemen anlayın. Geçiyorum. Daima düşünün. Bir sermaye sahibi var. Bir mudarip var. Birinci mudarip. Bir de bunun parayı verdiği ikinci mudarip var. Mudaribul evvel, etthani hatta üçüncü de gelecek. Tamam mı? Bakın. Buna göre düşünün. Fedefa ile ahara İkinci, birinci müdarip başkasına verdi, üçüncüye verdi. Bir sülüsi, üçte bire verdi. Önce de, yarı de yarı yarıyaydı, öyle düşünün. Yarı yarıyaydı. فَنِسْفُ الْرِبْحِ لِرَبِّ mali, Bir şartı, bakın şöyle, bir daha ele alıyorum. Şu bir para verdi. Karın yarısı benim dedi, yarısı senin dedi. Tamam mı? Bu da başkasına verdi karın üçte biri senin dedi. Bu durumda karın şu adamın elde ettiği karın yarısı şart gereği şunundur. Geri kalan yarısı tamamının üçte biri bunun olduğu için üçte biri bunundur tamamının. Bu arada kalan altıda birlik ise de bunundur. Bir bölü iki. Bir bölü iki. Bir bölü üç. Bir bölü altı. Toplayın bir eder. Topladınız mı? Yok. Toplamadınız. Şimdi bak. Bir şartı. Ve sudusul evvel. Altıda bir. Birinci mudaribin. Ve sudusul isani. Galiba anlaşıldı. Anlaşılmadıysa uğraşmayacağım. Anlamanız lazım. Geçiyorum. Ve in defa'al evvelu ila thani bin nusfi. Fela şey'e lehu. Öyle ya. Şu adam para verdi. Bu adam aldı. Yarı yarıya ortak olacağız dedi. Bu da yarı yarıya başkasına verdi. Kendim Eser karın yarısı buna gitti. yarısı da buna gitti. Buna bir şey kalmadı. Bir şey tamam. Geçti kalmadı. Geçti. Ve indefa'ahu ala enne lissani Bak şimdi. Başına bela aldı şimdi. Bu adam buna yarı yarıya verdi. Bu da Üçte iki senindir diye verdi. Ee, elde ettiği karın yarısı buraya gitti. Üçte iki, burada da yarısı kaldı. Yarıyı üçte ikiye tamamlamak için 1 bölü altı şu ilave verecek buna. Tamam Bakın. Da minel evvelü lisani kadra sudusi minel ribhi. Karın altıda 1'i biri kadarını birincisi ikinciye tazmin edecektir. Ee, salak işte öyle kabul etti başta. <laughs> hesabını yapamadım Ve lev kâle rabbul mâlil mudâribil evvel. Sermaye sahibi ilk mudâribe dese ki, Ma razaqaka Allahu Allah sana ne verdiyse felye nisfuhu yarısı benimdir. Fe ma şaratahu lis-sani fehuve Bu durumda da ne şart koştu ise ikinci mudaribin olacaktır. Vel baqi beyne rabbil mali vel mudari Ha bakın. Şimdi bu adam dedi ki birinci mudaribe. Allah sana ne verdiyse yarı yarıya bölüşeceğiz. Bu da tuttu bunu başkasına verdi. Mesela kaça vermiş olsun? Atın bir rakam. Geri kalanı da bu ikisi bölüşürler yarı yarıya. Yüzde yirmi beş, yüzde elli beş, yüzde elli. Çünkü dedi ki alama razakakallahu dedi. Allah sana ne verdiyse. Allah'ın da buna verdiği tamam karın yarısıdır. Oldu. Tamam. İyi. Hemen anlamanız hoşuma gitti. Ve lev kâle enne mâ razakallahu dese ki Allah ne verdiyse sana değil. Allah toplan ne verdiyse beynena <laughs> nısfâni Aramızda yarı yarıya. yan. Fede O da başkasına verdi bir nisfi. Yarı yarıya verdi. Fede fa'ahu ile ila ikinci müdarip üçüncüye verdi. Bir thuluthi üçte bire verdi. Netice şu. Fen nisfu li rabbil ma'ab Yarısı sermaye sahibinin. Ve li thalifi Şart gereği. Tamam. Ve li thani es sulus 1-1-6 kaldı. İkincide de onu alacak. Ve şey elil evvel. de bir şey yok. Birinci ne yaptı peki? Kendisi oturduğu yerden üç kişiye para kazandırdı. Bu kadar. Allah rızası için. Ve tebdülü mudarabetu mudarabe şunlarla batıl olur. Az kaldı. Yarım saat daha ders yapsak bitireceğiz. Ve tebdülü el mudarabetu mudarabe batıl olur. Bir mevtil mudaribi mudaribin ölümüyle ve bi mali sermaye sahibinin ölümüyle ve bi riddeti rabbil mali ve lihaqi mürtedden anlıyorsunuz irtidad edip darul kaçmasıyla bu da ölmesi demektir ve la tebtulu bi riddetil mudaribi mudaribin dilinden çıkmasıyla batıl olmaz li ennehu vekilun demişim değil mi? Evet. tamam ve la yenazilu bi azlihi bir azli rabbil mali mudarib, <mudarib> Rabbul malin onu azletmesiyle azletmesiyle batıl olmaz çünkü sebebini söyleyeyim vekalette azil olduğu zaman mutlaka karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirilmeden önce hala geçerlidir. Vel malu pardon malem ya'lem tamam. falan de baa veştera vekil mudarip mudarip alsa satsa Ba'del azli, az dedikten sonra kablel ilmi, kendisine haber verilmeden önce yaparsa nefede bunlar şirket adına nafizdir. Feyni alime bil azli, azli öğrendi, artık şirket adına tasarrufu bitti. Vel malu min cinsir esil malin'' elindeki mal da sermaye cinsinden yani paraya dönüşmüştür. Mal kalmamış elde, Tamam. Bu durumda lem yajuz lehu en tasarrafa fihi. Artık bu parayla başka ticaret yapamaz. Ve in kana khilafa cinsihi eğer para değil de mal olarak duruyorsa elinde felehu en yebi'ahu hatta yasira min cinsihi. Paraya çevirinceye kadar satabilir. Ve iza ve fil mali duyunun. Evet şimdi dedi ya paraya çevirene kadar o çevirene kadar tasarruf var. Evet. Bu tasarruflar da mı şirket adına tasarruf? Şirket adına. Oluyor. Şirket adına. Ya, tamam. Evet. Hocam, Hocam son andaki son alışverişinde zarar etti. Tabii yani, çünkü tab baştan bu malları satmaya vekalet almıştı. Böylece satınca da geçerli. Hocam az dedildi ama elindeki ticaret malının ticaret malı varken e, az dedildiğini öğrendi. Dedi ki yani şu anda benim borcum şu kadar bunu biliyorum. Ama Ebu ticaret malı var, parayı çevirmek istiyor. Peki ben bununla da bir ticaret yapmıyor. O ticaret yapıyor, daha fazla para kazanıyor. O ka Yok, ka ayrı bir... O, o kendi adına olur o. Şey ticaret. şirket, evet. Veya fuzuli olur o konuda. Ayrıca icazet alması gerekir. Geçiyoruz. Ve 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 fil mali duyunun. Ayrıldılar ama filmali duyun demek alen nasi insanlardan alacakları var. Ve leysa fihi ribhun kar da yok. Vekkele rabbel mali rabbul mala vekalet verir mudarib. Ala iktidaiha ala talabiha demektir. Ala talabiha ve akfiha. Evet. Ve in kana fihi ribhun eğer kar varsa ucbire el mudaribu ala iktidaiha ala talebiha. Tamam. edilir. Ve ma heleke. Niçin edilir? Çünkü bu karda kendi malı da vardır. Kendi hissesi de var. Ve ma heleke min malil mudarabeti. Mudarabe malından ne yok olduysa fe mine ribhi kardan karşılanır. Fe in zâde fe min re'sil mali. Zarar karı aşacak olursa sermayeden karşılanır mudaribin emeğinden verilmez. Kitab-ı Muzara'a Muzara'a akdinin alet emek ortaklığı örneği yalnız buradaki alet gayrimenkuldur. Başına iş gelmemektedir. Ve hiye akdun ala zer'i ekin ekmek üzerine yapılmış bir akittir bir bazı harici hariç mahsul demektir. Mahsul. <laughs> ve caizetun inde Ebi Yusuf'a ve Muhammed. Ebu Yusuf ve Muhammed din görüşüne göre caizdir. Tabi burada Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in adını söylediğine göre Muftabih demek istiyor bu. Ve inde ebi Hanife hiye faside fasittir. Vel fetva ala kavlihima kendisi söyledi burada. Fetva imamenin görüşüne göre yapılmıştır, verilmiştir. Yani Hanefi'de yani Hanefi'de bu caizdir. İmam-ı Azam'ın görüşü değil yalnız bu. Ne dedin söyle. Ebu hanife neden fasit Bunun Bak İmam Şafii de öyle söylüyor. Sadece o değil. Pardon. İmam Şafii oraya F koymuş mu imansız şeyde? Tamam doğru. Oraya F konacak. İmam Şafii burada imamen gibi düşünüyor. Niye fasit görüyor? Allahu alem. Allahu alem. Önceki derste söylediğim alet emek ortaklığın olduğundan dolayıdır. Vela bu defiha mine teqiti müzara adam mutlaka vakit koymak gerekir. Onu şöyle ifade ediyorlardı. Mutlaka derken sadece vakit değil şartlarını sayıyor aslında. Şartlarını şöyle bir cümleyle ifade etmişler. İbnu Hasmin İbn Hasmin e, şucca. Pardon, yanlış yazdım. Ne demek manası? Hasmin oğlunun kafası yarıldı. Ha, Hasmin oğlunun başı yarıldı. Kafası yarıldı. Bu her harf bir şartın Baş Rumuzu, baş harfi. Neymiş bakınız? İbnu'nun elifi ehliyetül müteakideyn. Hı. Çabuk yazın. Bu şiirin mısraları bir isim çıkarıyordu. da ne deniyor? Astokriş mi? Ne deniyordu ona? He. Onun gibi düşününüz mü? Hı. Elif ehliyetül müteakideyn. B Beyanu Rabbil Bedir. Tohumu kim verecek? Onun beyan edilmesi. Tohum sahibi. Beyan. Rabbil Bedir. El Bedru. Z beyanın. Zal harfiyle. Nun nasibul aqidin, Ha tahliyetul ard. Tarlanın müzariha teslim edilmesi. Saat salahiyatul ardi li zira'a. Tarlanın ekine müsait olması. Yetiştiriyor musunuz? Saat salahiyatul ardi li zira'a. Mim Muttet. el muddetu. Muddetul muzara'a. Teqid. Şu cc'nin harfi Eşşeriketu fil hariç. Mahsulden orta, ortak olmak. Cim iki taneydi değil mi? Şudje, şeddeli. Öyleyse iki şey söyleyeceğiz. Cinsul bedri, tohumun cinsi ve miktaruhu ve miktarı. İbn-i Hasmin Biraz Rastgele soralım. Cinsul bedri, yeri ve miktaruhu. Rastgele bir harf soralım. nun neydi nun? <laughs> nasib, nasib. Nasibul, Nasibul müteakibeyn. Cimin birincisi neydi? Cinsülbedir. Cins Cins bedir. Cins Cins Cim Cim bedir. Cins. Peki sat? O o da yasını da yasını ardı ardı. li zira'a. Peki. Şimdi okuyorum. Ve la budda min mine teqiti. Mutlaka vakit belirlemek gerekir. Ve min salahiyetel ardı li zira'a. Anladınız. ومن معرفة مقدار البذر ومعرفة جنسه anladınız ونصيب الآخر تمام والتخلية بين الأرض والعامل anladınız أكِب biçecek olan مزارع وأن يكون الخارج مشتركا بينهما أراندا مشاع olacak حتى لَوْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَ قُفْزَانًا مَعْلُومَةً Taraflardan birine belli ölçek şart edilse اَوْ مَا عَلَى السَّوَاقِ مَا عَلَى السَّوَاقِ sulak yerdekiler birine olacak dense اَوْ اَنْ يَأْخُذَ رَبُّ الْبَذْرِ بَذْرَهُ ya da tohum sahibi tohumunu alacak dese اَوْ الْخَرَاجَ haraç bundan ödenecek dense tarla sahibi haracını çıkandan ödeyecek dense fesedet el müzaraatun Peki fasid olunca ne olur? İcareye dönüşer hocam. İcaleye Hadi bir dönüştürün. İcareye dönüşür de ne oluyor? Orayı söyleseniz ya. Tarlayı, tarlayı işleten tarlayı, işleten tarlayı alır öyle mi? Kiralar, evet. Ne demek? Tarla kiralarını hocam. Tarla e, işleten, işleten ne alır? Tarla işleten ekdiğini alır, bunun karşılığı sahibine tarla sahibine ecim verir. Tarla sahi ne misil verir? Öyle mi? Evet. Hocam tarlayı işleten e, tarlayı işletmen parasını alır, hı hı. oradaki ürünü e, şehirde alır. E, Niye? İki taraflı icare var. Biraz önceki dolmuş örneğinde olduğu gibi hocam. Hayır, bu olmaz mı? İki tarafta icare var. Adet, evet, ortaklı, amel ortaklığı. Peki, durun bakayım. Müzaraada ya da ekin işlemlerinde mahsul daima tohum sahibine aittir. Öbür taraf ecri misil alır. Tohum, tohum müzariye tarafından verildiyse tarlanın ezri mislini tarla sahibine verir. Tohumu tarla sahibi verdiyse muzari'in ecri amelinin ecri mislini verir. Oldu. Bir ara şöyle bir soru gelmişti. Belki de muamelata söylemişimdir onu bilmiyorum. Bir adam tarlasını icare ile birine vermiş. Buğday ekmiş. Arpa çıkmış. Duydunuz mu? Buğday ekmiş. Arpa çıkmış. Arpa durun bir dakika durun. Meğer bu adam ekmeden bir önceki sene arpa ekilmiş. O dökülen arpalar çıkmış. Bir dakika durun. Ertesi sene tarla sahibi kendisi ekmiş. Arpa ekmiş. Bu sefer buğday bu çıkmış. Şimdi bu buğday kimin? Bu, buğday. Şey yapan adam, bu Arpa şey. kimin, buğday kimin? Arpa ilk önce. Beyn. Arpa Daha ikinci kimin. Ne? Anlamadım. Hadi çözün. İlkeyi söyledim. Mahsul daima kimindir dedim ben. Bursa. İşte bu kadar. Ilk Öbür ya. taraf ecri misil öder öbür tarafa misil verir. Öyleyse ilk ektiği zaman arpayı geç, önceki sene kim ektiyse arpa onundur. Bu adam e, kendi ecil mislini alır. Gelecek sene de buğday geçen sene ekenindir. Tarla sahibi tarlan ecil mislini alır. Oldu. Ama bak bu ilkeyi unutmayın. Müzaraada fasit olduğu takdirde daima tohum kiminse mutlaka mahsul onundur. Hı hı. Müsakatta ise daima bahçe sahibinindir. Niçin? Çünkü çünkü, sahibin. çünkü, çünkü, çünkü ağaçların gövdesi onundur da ondan. Hocam, bir sene geçiyor, daha önceki eken arka ekmiş, bir sene sonra adam mesela yüz dönüm tarla ekiyor, bu yüz dönüm tarlaya kendi tohumunu atıyor, hı hı. Ama kendi tohumu çıkmayıp, başka çıktı diye. Tamam da işte benim dediğimi tekrar niye diyorsun? Hayır hocam, baktı gelmiyor çünkü adam işçi parası sadece. 100 dönümün bütün dönümün parasını bir önceki adam alacak, değil mi evet, evet, o olacak. Yani o zaman... E emek, Allah ım, Allah ım. emek veren bir şey almayacak demedik ki. Ama ecr misil alacak mı? tabii, ecr, -misi ecr -misi tabi, misil alacak. Başka ne olacak da? Ecr-i misil... Ecr -misi aynen. Var, Aynen dediğim de o da gelecek sene alacak. O da gelecek sene alacak o da. Ama hocam yetek seni alacağını bilmiyoruz ki. Tarlayı sürdürdü ya da yanmadan oldu bir şey oldu. ne yapalım nasip, nasip işidir. Zalike fablullahi yutime yeşâ. Ne yapacaksın? Bu. Hocam öncelikle olan bu hukuk tarihi nasıl oluyor? O tohumları kendisi toplamıyor. Her yerinden düştüğü için ya da ona hulay-ı Yok. Hulay-ı kar, dağda mağda görmüşündür odur. O veya sahibi belli değildir. Ardı, o. Ardı, Geçenlerde dağ başında bizim orada dağın başında bir yel değirmeni harabesinin yanında nuhut bulduk. Kendi kendine bitmiş. Onu gruba resmini koydum bir baktım. Antalya Üniversitesi aradı beni. Bu nohutları bize gönderdi. Kim bilir kaç yüz seneden kalma hiç böyle genetiği bozulmamış. <laughs> Anlaşıldı mı? Kargoyla gönderdik oraya. Birkaç tane nohut tanesi. Bir sahibi belli değil ki. Kaldı ki terk edilmiş zaten. burada. İnekler birçoğunu yemiş. Zar zor 10-15-20 tanesini kurtarabildik. İnekler yemiş. Evet. Geçiyorum. Nerede kaldık? Ve inşarata. Raf al öşri caza. Öşrü verelim diye şart koştularsa bu caizdir. Çünkü öşür şöyle düşünülmüş. Hem tarla sahibinin hem de şeyin borcu. O neydi o? Muzari'en borcu. Ve izâ kânetil ardu vel bedru li Ha şimdi geldi. Bunu bir kaideye bağlıyoruz. Hangi müzara alel al fasittir, hangileri sahihtir? Şunu okuduysanız eğer masal niyetini okumadıysanız müzaraada iki tane icare gizlidir. Hatırladınız mı orayı? Bunlara mürekkep akitler deniyor. Safkatin değildir bu. Mürekkep akit. Bu iki icare şu. Biri tarla sahibini kiralamış. Şey pardon tarlayı kiralamış. Biri emek vereni kiralamış gibi düşünüyor. Bu ikisinin mahalleri. Biri insan emeğidir, biri tarlanın kendisidir. Mahal. Bu iki mahal farklı taraflarda olursa bunun hepsi sahihtir. İkisi bir tarafta birikmişse bunun hepsi fasittir. Bunu hatırladığınız örnekler, 9 tane örnek var. Buna göre okuyorum. وَاِذَا كَانَتِ الْاَرْضُ وَالْبَدْرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ وَالْلِآخَرُ Buradaki bakar, şimdiki traktör bilmem şu bu. Öküz. Evet. Niye güldünüz hayrola? Burada emek bir tarafta tarla öbür tarafta olduğu için caiz. Evkânetil ardu li vahid vel bâki lil âkhar li âkhar tarla bir tarafın geri tarafı kalan şeyler öbür tarafın caiz. Evkânel amelu min vahid vel bâki lil âkhar feyye sahiha ula sahihtir. Ve idâ sahhatil muzara'atu fel kharicu ala şart mahsul şarta göre taksim, taksim edilir. Fe illem şey şeyun fe la şey'e lil amil. Amile verecek bir şey yok. Tarla sahibi de zaten bir şey yok. Ve ma ada hadil vucuha fasidetun. Bunların dışındakiler fasit müzaraalardır. Ve ma ada hadil vucuha ne oldu? Vucuhi olmayacak mıydı? <coughs> Söyleyin. Ada harfi C değil mi? Hmm. Ha, peki. Doğru okudum yani öyle mi? İyi. Ve ida fesedet fel haricu li sahibil İşte geldi bak. Fasit müzeraada mahsul kiminmiş? Tohum sahibi. Bitti. Ve <tuhem> lil ahari ve lil ahari ecru amelihi ev ecru ardihi. Anlaşıldı. Ha. Bu, bu, cümleyi unutmayın. Bu cümle unutulmayacak bir cümledir. La yuzadu ala, kadril musamma. Ha, şimdi bunu söyleyin. La yuzadu ala kadril musamma. Söylenen miktardan fazla olamaz ecri için. Niçin? Hemen cevabını vermeniz lazım. Muamelatı çalıştıysanız. Bak. Eğer amil tohumu veren taraf değilse ecri misil alacak. Ama ecri misil mahsuldaki konuşulmuş hisseden fazla olmayacak. Sebep. Kim hatırlayacak? Ama şunu unutmayın. Fasit icarede hemen icare hükümleri devreye girecek. Buna göre düşünüp aslında şimdi demeniz lazım da ama. <laughs> e, ha, de, <laughs> baliga ma aw la yuzadu ala musamma. Nerede geçti? İcar i̇carede, fasit icarede. Burada bir kaide söylemiştim. <laughs> hangi durumda baliga ma olur? Hangi durumda la yuzadu al musamma olur? Hatırladınız mı? Evet. Neydi? Cehalet sebebiyle söyleyeceğim. İki evet. Cehalet sebebi ise ile ise evet. i̇şte, olur da cehalet, la yucavizu el musamma olur. Evet, devam et. Fasit bir şart, şart sebebiyle ise baliga ma olur. Burada hangi sebepten olmuş? Fatih şarttan mı olmuş? Yoksa? Cihâle yoksa cihâle 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 cehaletten mi? Cehaletten olmuş burada. Evet. Buradaki fesat ce cehaletten olmuş. Fasit şart olmaz mı hocam? Evet. Cehalet içinde bir karar düşüneceksiniz burada. Var e, mı? Yok bir mu? Bir şey olsa. Mesela evet. hani aletlerden birisinden olması gereken diğer tarafa şart koşulsa mesela. Burada sebep cehalet, pardon. Burada sebep, bir dakika. Bak. Şimdi düzeltiyorum. Sebep fasih şarttan olması gerekir. Evet, evet. Nikaha benziyor bu. Demin ki yanlış olmuş. Evet. Bunu yanlış söyledim. Buradaki sebep fasit şarttır. Fasit şarttan dolayı olursa la yuca güzel müsamma olur. Hı. Tamam. Oldu mu şimdi? Kaideyi tekrar edelim. Fasit ticarede fesat cehalettense bali gamma belak misil gerekir. Fasit şarttan dolayı ise Müsemmahi la yüca müsemma el misil gerekir. Hatırladınız mı? İşte o tam buraya uygulanacak şey. Devam ediyorum. Ve lev şerata Timin saman. Bir Rabbil Bedrin tohum sahibine şart edilse saha sahihtir. Ve in şeratahu lil ahari la Diyene şart edilirse sahi olmaz. Niçin? Bütün şeylerin hepsi o tarafta toplanmış. Ne? Eskiden saman hiç önemli değildi. Müzaraa dediğin zaman mahsul idi. Saman mahsulden sayılmıyordu. Çünkü dışarıda ot çok, meralar fazla. Saman işte yani değer verilmeyecek bir fazlalık gibiydi. Şimdi öyle zamanlar oluyor ki tohumundan ziyade samanı lazım oluyor. Mesela bazı çiftliklerde ekin ekiyor. Daha kelle olgunlaşmadan hayvanlara yediriyor. Hayvanlara yediriyor. Burada samanı asıldır. Bu ibare böyle bir durum için değil bu söylenen. Değil Samanın için? değersiz olduğu bir ortam için düşüneceksiniz bunu. O zaman değeri olmayan bir şeyi bir şart etmek önemli değildir. Peki diğerine şart edilsen için olmaz dedi. Çünkü mahsuller daima tohum sahibine aittir ondan. Peki buna rağmen verildi ne olur? Tohum sahibinin bağışı olmuş olur. Ya haram olur, haram olmaz. Geçtik. Ve in akadaha. Ve in akadaha femtena sahibul bedri akt ettiler, akti yaptılar daha doğrusu müzarayı. <laughs> Tohumu atacak olan kişi bir türlü başlatmadı işi. Böyle bir yok mu? Yok, atlamadım ben. Atlamadım. <laughs> Atlama yok benimkinde. <laughs> Ve in akadaha taraflar muzara'yı yaptılar. Femtene asahibul bedir. Tohumu verecek olan taraf bir türlü işe yanaşmıyorsa, yapmıyorsa lem yücber cebredilmez. O zaman şöyle dedik. Tohum tarlaya atılmadan önce müzaraa gayri lazımdır. Dur bir dakika dur. Gayri lazımdır. Evet. Ve imtana al aharu ucbira. <laughs> ha, şimdi sen dediğin geldi. Tohum sahibi için gayri lazımdır. Öbür taraf için lazımdır illa en yekuna uzrun ancak müzaraayı yapamayacak derecede bir özür çıkarsa bir engel çıkarsa nasıl bir özür tufsahu bihil icaratu icarenin kendisi sebebiyle feshedildiği bir özür çıkarsa yani öyle bir özür ki icara o yüzden feshediliyor. Böyle bir özür çıkarsa bu durumda müzara'a tarafların dediğine bağlı olmaksızın fetufsahu bihil bu sebeple müzara'a da feshedilir. Bahsebebiye. Hı? Bahsebebiye. E tabi ki. Evet. Önceki... İcaren, fasil bir icare açacaksın ve bedalehu diye de o kelimeyi de hatırlıyorum. Şöyle şöyle yaptılar. Febedalehu. Yani o işi yapacağı yapması o işten vazgeçtiler. Ya da bir dükkan tuttu, adam iflas etti. Ticaret yapacak bir şey kalmadı elinde. Öyleyse icara münfesik olur. Bunun gibi. Mesela müzara ahdini yaptılar. Mesela ama adam çalışamayacak derecede kötürüm oldu. Mecbursun. Burada akit fesedir, münfesik olur. Onun gibi. وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ en yutalibehu bi ucretil kirabi ve hafril enhari. Ekini ekecek olan kişi kirab dediği tarlayı sürmek. Çift sürmek. Ve hafril enhar sulama kanalını temizlemek. Ayıklamak. Şimdi temizlemek değil pardon. Kazmak. Kazmak. <laughs> Kazmak, temizlemek kerhil enhar diye gelecek. Başka bir konuda. Ve ücretül hasadi ve rifa'i ve diyas ve tedriyeti aleyhima bilhisas her iki tarafa hisseleri oranındadır. Neyin ücreti? Ekeni biçme, rifa tarladan kaldırıp harman yerine getirme, diyas harman sürmek, tedriye harmanı dövdükten sürdükten sonra savurmak. O da ayrı bir dertti. Rüzgarı bekle dur, başında yatarlar. Gece bir rüzgar esse kalk 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 hemen savururlar. Rüzgar 10 dakika sonra kesildi, yat. Başında beklersin. <laughs> Öyle. Allah'ın bir rüzgar gönderse de dua ederlerdi o zaman. Tedriye. وَلَوْ <laughs> شَرَطَ ذَٰلِكَ عَلَى الْعَامِلِ Bunun amile olması şart edilse, la yecuzu yani fesede demektir. Ve an Ebi Yusuf'a cevazuhu bunun caiz olduğu nakledilmiş ve aleyhil fetva fetva da buna göre verilmiştir. Şimdi de uygulama öyledir zaten. Ve idâ mâ te'ahadul müteakideyni taraflardan birisi ölse batalet el müzara'atu kabla ilqa il, -ka -il bezri fil erdeyim tarlaya tohumu atmadan önce tarazlardan birisi ürmüşse müzaraa batıl olur. Tohum atıldıktan sonra batıl olmaz. O devam eder. Ve iden qadatil muddetu müddet dolsa ve lem yudriki zer'u ekin henüz olgunlaşmamış olsa fe alel emek verecek olan kişiye gerekir ücretu nasibihi minel ardi biçme, hatta yustahseden biçme zamana kadar ki zamanın tarla ücretini tarla sahibine verir. Ve nefakatu zera'i ekinin masrafı aleyhima, iki tarafa aittir. Hatta yustahseden biçilinceye kadar. Geldik kitab-ül müsakat. Hemen az bir şey. Beş satır. <laughs> dört satır pardon. Ve hiyekel mezara'ati fil hilafi. Hükmü konusundaki ihtilaf neyse müzarada aynıdır. Vel hükmü, hüküm konusunda da öyle. Ve fi şuruti, şartlar konusunda da öyle. İllel müddete, müddet hariç. Çünkü meyvenin mahsulü az çok bellidir ne zaman toplanacağı. Öyleyse meyve toplanacağı kadar da demektir. Ve idâ semmeye müddeten, la tehrucu femeratı fi hüflühe. Meyvenin çıkmayacağı, toplanmayacağı bir süre konuşsalar fehye fasidatu bi fasittedir. Sürenin fasit, biraktığın fasit. Şey akit fasit, faside dedi bak. Mühendis getirdi. Peki bu durumda ne olacak? Mahsul kimin? Ezmiz ezmisil kimin? Mahsul bahçe sahibinin. Niçin? Yapak Niçin? Hocam hani nasıl ki tohum ha. Tohum sahibine ait olduğu için burada da, ağaç, burada da tohum ağaçlardır. O da bahçe sahibinindir. Ve indefa'an naklen Naklen ne? Fırma bahçesi. <laughs> bahçesi diyeceğiz burada. Ev usule ratbetin ya da yonca kökleri verse bakınız, ittisal kararı hatırlayın. Hmm. Liyekumu aleyha üzerinde dikili dursun diye. Ne demek dikili dursun diye? Defa naklen. Birine bir bahçeyi verdin. Üzerinde dikili dursun diye. Ne demek? Ne demek şey, ya bu? Emek verecek kişi ona daima baksın diye. Bu kelime aynen Türkçe'ye geçmiş ve derler ki bir dükkan açarsın, başına bir adam dikersin. Dikmek, buradan geliyor. Başına bir adam dikersin liyakum ve atlaka ve mutlak söylese, zaman koymasa <laughs> la fi ratbati illa bu müddetin, bi muddetin belli süre koymadan olmaz. Meyvelerde olur. Niçin? Çünkü da. yoncanın süresi yok. Suladıkça çıkar. Geri, geri yok. Peki bir ağaç düşünün ki belli bir mevsimi yok sürekli meyve veriyor. O da, yonca gibi. O da mı yonca gibi olur. Peki böyle yerler var mı? Var. Nereden? Sera mı? Ekvator. Sera da öyle. Ekvator'da bilmiyorum or orada yaşayanlar bize biraz bilgi versin. Meyve ağacı sürekli meyve verir mi? Aynı ağaçta bir olgun bir yeni çıkmış meyve olur mu? Hey, kimler var? Ekvatordan gelen kim var? Hatul istiva. Men men yeskun ala hatul istiva. İnkom. Evet. Öyle mi oluyor? Nasıl oluyor meyveler? Ne? Hiç görmediniz mi? Neyse geçiyoruz. Ve tecuzul musakatu fi şeceri. Ağaçta olur. Vel well, kermi. Kerme. Türkçe kurum dedikleri. Bağ. Ba. Ve Yonca ve usulü badincan. Patlıcan kökleri. Demek ki orada patlıcan da birkaç mevsim veriyormuş. İza kana tazidu bisaki. Sulamakla mahsul çoğalıyorsa. Ve ameli ve emek vermekle mahsul çoğalıyorsa böyle ve tabdulu bil mevti taraflardan birisinin ölümüyle de batıl olur.